Avni beni bekle! Avni! Git başımdan be, git! Avni! Avni! Oh! Avni! Ne yapıyorsun be, ne yapıyorsun? Kendine gelsene sen ya! Asıl sen kendine gel. Bu sinirle nereye gidiyorsun? Buranın dersini vermeye. Evliliğime mani olmak neymiş görecek bu sefer. Aa, Kezban yenge. Ne işiniz var burada? Jürbiyenel. Bilmem, düğünündedir herhalde. Nereye sakladınız kızımı? Bankada kasa kiraladık, kızını içine tıktık. Delirdin mi Kezban? Niye saklayalım senin kızını? Avni ben de geleyim mi? Hem komutan... Bırak be! Ben de geleyim, komutanla konuşuruz. Belki o evlen... Bir adım daha atarsan yemin ediyorum mıllarım seni. Duydun mu? Anne, ver lan şunu. Çocuk oyuncağı mı bu? Yürü sen. Yürü. Kıpırdama. Anne. Anne ya. Anne. Sen niye yüzüme bakmıyorsun benim? Çünkü sen yüzüne bakılacak insan değilsin. Hacer, lütfen. Bak sırf ablamın mutluluğu için konuşuyorum seninle. Yüz bulun, hastalarını isteme. Senin bu öfken hiç dinmeyecek değil mi Hacer? Dinmeyecek. Her geçen gün daha da büyüyecek. Hacer, olanlarla benim bir ilgim yok diyorum sana. Neden inanmıyorsun? Hepsi babamın suçu. Yeter artık. Bu konuda konuşmak istemiyorum, tamam mı? Artık gidip anama haber verebilir miyim? Peki. Git. İyi. Çok doğal olmalısın. Rolünü iyi oynamalısın ki herkes inansın. Oynarım ben, oynarım. Ben ilkokul müsameresinde kırmızı başlıklı kızı oynamıştım. Bütün kasaba ayakta alkışlamıştı. Tamam ama bu işin riski büyük. Çocuk oyunu değil bu. Ben elimden geleni yapacağım. Ama sizden de aynı gayreti beklerim. E malum, sizin rolünüz de ağırlıklı. Farkındayım. Yürü! Ay sen zaten delisin kızım, hadi! Ana! Ne oluyor ya? Hacer! Ne oldu Hacer? Ne oldu kızım? Ne oldu ya? Sülbiye'ye bir şey mi oldu? Hadi kızım, ne oldu? Ne oldu? Sülbiye'ye bir şey mi oldu? Allah! Ne oldu Sülbiye'ye? Ne senin kızım? Allah'ım sağlık ocağında. Ne? Ne? Sülbiye! Buyurun. Ne diye gidiyorsunuz jandarmaya? Ne lüzum var? Hala uyuyor mu oğlum? Allah'ın derisi silahla evimizi bastı. Resmen haneye tecavüz. Aynen öyle. Ya bir yanlış anlaşılma olmuş işte. Sülbiye'yi benim kaçırdığımı sanmışlar. Şikayet etmezsek alışır. Zırt pırt kapımıza dayanır. Devletten koruma isteyelim Bekir'im. Kapının önüne bir güvenlik kulübesi koyarlar. Çok fiyakalı olur. Sülbiye. Hadi kızım gel evimizde oynayalım. He. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. Maalesef onu böyle gönderemem. Müşahede altında tutmam lazım. Madem öyle istiyorsunuz kalsın. Yalnız sakinliğe ihtiyacı var. Siz de gitseniz iyi olacak. Ya gitmesinler. Ben çok sıkılırım. Değil mi? Ben burada kalırım. Ona refakat ederim. Aa, teyzeciğim sen git, ben kalırım. Klasik tablo. Yok yok. Hem ben numara yapsam daha kreatif bir şeyler bulurdum. Basit bir yoldan gitmişler ama senin gibi safı kandırmak için dahi olmak gerekmiyor tabii. Ulan dua et şimdi, çok üzgünüm. Seninle şimdi kavga edemem. Psikolojim müsait değil. Ne oldu psikolojine? Bozuldu mu? Vah vah vah. Neden acaba? Sülbiye. Sülbiye kaçmamış. Kaçmamış mı? Ne yapmış? Kaçırmış. Delirmiş yani. Alo? Bici, alacağın olsun be Sülbiye. Alo. Alacağın olsun baltas. Sülbiye. Oo bici bici. Alo. Sülbiye. Alo. Alo. Sülbiye. Sülbiye yok. Avni'yi versek olur mu? Ercep ver Ercep. Ulan hep seni yüzünden. Ne oluyor lan? Hep seni yüzünden. Hayır mısın? Yapmayın ya. Yapmayın ya. Yaptın lan beni. Ne halleri varsa gör. Öyle saklamayın. Amcaoğlu. Dur. Yüzüze bakacaksın. Dur. Bırak. Bırak. Tamam. Tamam. Ne oluyor ya? Bunun hesabını vereceksin oğlum. Ne diyorsun lan sen? Ana. Aç kapıyı. Ana aç kapıyı. Yardık. Ana bırak. Ana bırak. Ana. Yeter boş ya. Usta ne işiyorsun ya? Ayol merhaba. Ana. Ana aç! Açsana ayol kapıyı! Kapı orada kapandı! Bir daha açılmama kapı orada kapandı! Sen iyice kapıyı! Tek kelime etmeyin bana! Ederim nasıl ederim ben! Çocuk yapacak! Bitsin sitesine! Yürücük ol! Çok pişman olacaksın! Görürsün!
Kezban'a damat olmak için can atan adama ben evlat demem. Reddediyorum lan seni. Reddediyorum lan. Bundan sonra Burhan diye bir oğlum yok. Ne laf olsun ki? Burada kayıp birini arıyoruz. Bekle, hesabı ödeyeyim, beraber arayalım. Ne dersin? Şu gizli numaralardan nefret ediyorum. Alo? Esra? Bahtı John. Al, Joel. Bu ne ya? Aha, işte bu. Yaktım seni Sülbiye. Hayrüşlü Hacı'ya dönmediler mi daha? İstersen şimdi git de onları ara. Vallahi hiçbir yere gidecek takatim kalmadı. Dolaşmaktan ayaklarıma kara sular indi. Of, of, çok yoruldum. Hacer, sen de bulamadın mı ablanı? Kızım, sana söylüyorum, cevap versene. Aman baba, ben ablamın çobanı mıyım? Onu kim kovduysa gitsin o bulsun. İkiniz de kesin sesinizi. Yoksa Sülbiye'nin akıbetine uğrarsın sen. Eve gidersem anam kafamı kırar. Ya korkma, bir şey olmaz. Sana beni evden kovdu diyor. Bir daha da gelme dedi diyorum. O eve nasıl dönerim? Ya canım, seni öldürecek değil ya. Bir iki mırın kırın eder, hepsi bu. Hadi kalk. Peki. Anan ne derse desin hiç cevap verme. Canını sıkma Sülbiye. Ben seni sonra arayacağım. İçimde çok kötü bir his var Burhan. Her şey düzelecek, inan bana. Aa, ablam değil mi o? Bilmem. Abla! 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 Bırak ablamı! Abla! Ablam geri gelmezse yine çıkacağız. Değil mi baba? Bu gidişle geleceği yok. Ben aradım, taradım. Son ümidim teyzende. O da eli boş gelirse jandarmaya gideceğiz. Ne diyeceksin komutana? Kezban kızımı sevdiğine yolladı. O da geri gelmedi mi diyeceksin? Sülbiye bizi çiğneyip gidecek olsaydı bu kadar beklemezdi. Burhan'la değildir şu anda. Bence de. Bana karşı ne güzel bir ittifak oluşturdunuz. Takdir ettim doğrusu. Oo, Hayruş Hanım da teşrif ettiler. Tamam, çete tamamlandı. Ay hala çene yarıştırıyorsun ya. Bravo vallahi. Ayol, kızın kayıp, kızın. 7 kat el değil. Doğru söyle baldız. Bulamadın mı? Ay buldum da sevgili enişteciğim. Seni merakta bırakmak için cebime soktum. Sağır vallahi. Aa, ne geniş kadın. Kızım nerededir, ne haldedir diye dert edeceğine bayat bayat espriler yapıyorsun. Ay ben çıkıp biraz daha bakacağım vallahi. En iyisi jandarmaya gitmek. Ben akşam olmadan döner diyorum. Biraz daha bekleyelim bakalım. Otur kızım. Abla!
Ne oldu Cemal? Burhan abi. Evet. Sürbiye ablamı. Ne oldu Sürbiye? Ya söylesene ne oldu? Onu kaçırdılar. Ne? Sürbiye. Hala uyuyor musun kız? Sürbiye. Kendi düşeni alamazmış. Burhan'la bir olup bana oyun yaparsınız he? Haysiyetimi, gururumu yerle bir ettiniz. Bunun hesabını vereceksiniz. Artık elimdesin. Benim olacaksın. Hele şu kasabadan bir çıkalım. Ya işte böyle. Kapılara yapışıp kalırsın. Merak ediyorsun değil mi? Hiç de bile. Yağmur geliyor mu diye bakıyorum. Hava durumunu öğrenmek istiyorsan televizyonu aç. Sen de çeneni kapat. Yok yok. Bu kız dönmeyecek. Kovdum diye gün doğdu ona. Döner mi? Kezban yenge. Anne! Anne! Ne oldu oğlum? He? Sülbiye'yi kaçırmışlar. Kaçırmışlar mı? Ne? Kaçırdılar mı? Bıktım senin ucuz numaralarından. Git evimden. Ya numara falan değil, gerçek. Çocuk yok senin karşında. Git dedim. Doğru söylüyor, ona götürdüler, onu gözlerimle gördüm. Kim götürdü? Nereye götürdü? Nasıl götürdü ayol? Kim olduğunu görmedim. Tarif etsene şunu oğlum. Başında kask vardı. Arabayı bindirdi. Allah kahretsin. Hangi ahlaksız, hangi vicdansız? Ablam baygındı sanki. Arabayı sürüklerken kıpırdamıyordu. Peşlerinden koştum, yetişemedim. Plakayı aldın mı plakayı? Unuttum. İlk anda aklıma gelmedi. Uzaklaşınca da göremedim. Ya Salim amca ne duruyorsun? Koş jandarmaya gidelim hadi. Tamam Cemal, yürü gidelim hadi. Tamam. Ben de geliyorum. Ay durun, beni de bekleyin. Ay durun. Hep senin yüzünden Kezbor. 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 Aa, Kezbor. Kezbor. Kezbor kendine gel. Kız ne oldu sana? Aç gözlerini canım. Hadi. Cevap versene. Kezban, Kezban diyorum. Hadi aç sana. Aç. Bana, sana getirdik. Ben sana dargınım. Bensiz kaç kere düğün yaptın. Şimdi mi anan aklına geldi? Ya anacığım, yaptım bir hata. Hadi taşıyalım, yardım et. Olmaz. Götür başka yerde sakla. Ya anacığım ya, bizim bu bağ evini kimse bilmiyor. Onu burada saklarsa kimseler bulamaz. Hadi ne olur anacığım, lütfen ya. Hadi lütfen anacığım. İyi, hadi hadi. Ay ne bu lan? Çuval gibi ağır.
Aklımı başımdan aldın Kezboş. Bırakıverdin kendini öyle. Kıza mı yanayım, sana mı yanayım şaşırdım vallahi. Kim kaçırdı kızı Bahar'ı? Bu sefer Burhan olmadığı kesin. Suratı perşembe pazarı gibiydi. Hani rol yapıyor desem o kadar yetenekli olamaz. Ne istediler evladımdan? Ya şimdi evladın oldu değil mi? Kızı evden atarken öyle demiyordun. Bas bas bağırıyordun. Git başımdan hayır. Benim içim yanıyor sen neler diyorsun? E yalan mı? Allah'ım. Nedir bu başımıza gelenler? Ah canım Sülbiyem. Niye kaçırdılar seni? Nereye götürdüler yavru? Allah'ım. Sen kızımı bana bağışla. Sapıkların eline düşmüş olmasın? Sus hayır. Yüreğim yanıyor zaten. Hayır yani. Hediye için kaçırdılarsa durumumuz malum. El elde baş başta. Ağa kızları demeye bir şahit lazım. Al Zülbiye'mi kaçırdılar. Ablam bulacaklar değil mi baba? Jandarma her yerde onları arıyor. Aptal Cemal. Gözünü dört açsaydın şimdiye kadar çoktan bulmuştu bile. Ne konuşuyorsun sen? Ben görmeseydim kaçırıldığından bile haberiniz olmayacaktı. Allah Allah. Gördün de ne oldu? Bir plakayı bile alamamışsın. Sen olsan alacaktın sanki. Kesin be kesin. Derdim bana yeter zaten. Bir de sizle uğraşmayayım artık. Yeter be. Ana, uyanmadın mı hala? Yok. Avni. Avni. Sülbiye gerçekten de güzel kızmış. Hem de dünya güzeli. O kadar da değil. Ben gençken ondan kat kat güzeldim. Kısacık bir uykuya daldın hayatım. Avni? Evet Avni. Biricik aşkın. Müstakbel kocan. Hayatının erkeği. Dur. Avni çöz beni. Hadi bak çöz. Hadi. Çözecek olsam bağlamazdım Silviyem. Sen kafayı mı yedin ya? Nasıl böyle bir şeye cesaret edersin? Mecbur kalınca insanın gözü kararıyor. El olmayacak şeyler yapıyor canım. Canım deme bana. Tamam o zaman sevgilim benim. Sevgilim deme be. Bir say dur. Aklını kaçırmışsın sen. Bu yaptığına çok pişman olacaksın. Ağzını da bağlayalım bunun abine. Çok konuşuyor. Bırak ana. Konuşsun da deşarj olsun kız. Sen var ya sen. Bu yaptığında ölüm fermanını imzaladın. Boş tetikler savurup durma fayda etmeyecek. İmza meselesine gelince. Nikah defterine atacağım imzayı. Seninle birlikte. Asla. Görürsün. Artık elimdesin Sülbiye Hanım. Benimle alay etmekteymiş herkes görecek. Kimse seni kurtaramaz. Bütün köy halkı görecek. O sütsüzlüğü görecek. Hepsi görecek. Çaylar. Çay ister misin abi? İçmeyeceğim. Evet çaylar geldi soğutmayalım abi. Çay isteyen? Buyur abi. Ya çay mı istemem ben götür ya. Sen içer misin abi? Sana da bırakayım. Yok, abi. Yok sağ ol istemem. Ben istiyorum. Çay verelim abi. Gel istemez. Yürü. İstemiyorum. Çay. Buyur abi. Ne oluyor böyle ya? Güpegündüz sokakta adam kaçırıyorlar. Sülbiye adam değil. Genç bir kız. Kız Sülbiye. Ya sus be Ercep. Seni çekecek halde değilim.
Büyük şehirlerde kapkaç, hırsızlık, çocuk kaçırma olaylarına alışmıştık ama buralarda da böyle şeyler olmaya başlarsa öne alınmaz. Eşkıyalar dadanırsa yandık vallahi. Bence Sülbiye, Kezban narına yandı. Ya sen de ne olsa Kezban'a giden biliyorsun amca ya. Öyle. Bence birinin canı yakmıştır. Bunlar da intikam için kaçırmıştır kızı. Aman! Kapkaç kesesi kaçırmıştır onu. Onu da kapkaç yapmak için. Ya da böyle dilendirmek için. Olur mu lan deli? Öyle şeyler için küçük çocukları kaçırıyorlar. Ya biriniz de teselli eden bir laf söyleyin ya. Zaten aklım başımdan gitmiş. Organ mafyası. Evet. Kesin organ mafyası. Bak bu olabilir. Hiçbiri değil. Bu Sülbiye'de gözü olan bir soysuzun işi. Sülbiye'de gözü olan iki kişi tanıyorum ben. Biri karşımda oturuyor. Öbürü nerede acaba? Say ya. Ani nerede arkadaşlar? Aman. Yani şimdi sen onu kaçırdığını mı söylemek istiyorsun? Aman. Aynen öyle. Yok. Onda öyle yürek yok. Bence de o kadarına cesaret edemez bu. Değil mi? Bilmem artık. Biraz daha bekleyeceğim. Eğer ortalıkta görünmezse jandarmaya onu ihbar edeceğim. Dua edelim de Avni kaçırmış olsun. Aksi halde organ mafyası ihtimali kuvvet kazanır. Amcaoğlu. Vurma lan. Ya sus amcaoğlu ya. Gözünü seveyim sus ya. Kendi ellerine attın onu sokağa. Kurda kuşa yem ettin kızımı. Keşke ben de onunla gitseydim. Sabahlı ablacığım. Bak, onun başına kötü bir şey gelirse tek sorumlusu sensin Kezban. Böyle olacağını nereden bilebilirdim? Bu vicdan azabıyla nasıl yaşayacaksın onu bilmiyorum işte. Üstüne gitmeyin işte. Demin bayıldı sonra yıldım vallahi. Ben ablamı istiyorum. Tamam canım. Sağ salim bir bulunsun. Bütün köyün çocuklarına gazoz ısmarlayacağım canım. Ya her geçen dakika aleyhimize işliyor. Kaçıran her kimse emeline daha da yaklaşıyor. Ay ağzını hayra aç çocuğuş. Benim de aklıma kötü kötü şeyler geliyor ama dile getirmiyorum. İçim yanıyor, yüreğim parçalanıyor. Sülbiyem, güzeller güzeli kızım. Hem kızı kapının önüne koy, hem de zırıl zırıl ağla. Yeter Salim, yüzüme vurup durma. Çok vicdansızsın, çok. Bak dua et, kız bulunsun. Yoksa seni hayatım boyunca affetmeyeceğim. Kusura bakma ama ben de eniştem gibi davranacağım. Susun! Susun beni alıyorum! Kezbuş! Ana! Ay yine fenalar. Ana! Anne! Kezbanım. Ana ne oluyor ana? Kezbanım kendine anne, gel. Anne ne olur kendine gel. Ana! Kezbanım! Safa! Bir böbrek kaça gider? Müşterisine göre Ercan. Hasta zenginse 50 hatta 100 bin lira bile verirler. Aman! Sülbiye'nin kaç böbreği var? Ne diyorsunuz oğlum siz ya? Lan sus! Deli! Benim bile tüylerim diken diken etti. Burhan haklı çıkacak galiba. Avni hala çıkmadı ortaya. Onu da kaçırmış olmasınlar. Hey! Selamün aleyküm millet! Lan alçak! Lan Namus sus! Geberteceğim lan seni! Ne oluyor lan? Dur! Dur be! Ne geberteceğim lan manyak mısın oğlum ya? Burhan! Söyle nerede o? Nereye sakladın? Kimi yaptım lan ben? Sus! Numara yapma! Sülbiye'yi senin kaçırdığını biliyoruz. Ne?
Zülbiye'yi mi kaçırmışım? Kim kaçırmış? Ne zaman, kim? Nerede lan Zülbiye? Nerede? Daha kaçırıldığını bile bilmiyor. Haberi bile yok lan. Duymadım oğlum, Zülbiye'yi kaçırdın. Bak, numara yapma lan. Ne diyor lan sen? Dur geç. Abdi! Abdi! Duymadın mı? Zülbiye'yi kaçırmışlar. Olamaz ya. Kim? Niye kaçırmış? Çık lan şu telefonu. Çık. Çık lan. Bana ne vuruyorsun Abdi? Bekir amca. Susmayın ya. Kim kaçırmış Zülbiye'yi? Kim? Bilmiyorum. Amca senden bilmiyorum. Dalga mı geçiyor? Bilsek burada saksı gibi oturur muyuz ya? Gider bineriz tepesine. Allah kahretsin. Mahvedeceğim olacakları. Bunun hesabını verecekler. Ben Zülbiye'yi aramaya gidiyorum. Lan oğlum, biz yok ki nasıl arayacaksın he? Hem jandarma zaten harekete geçmiş oğlum. Oğlum ne senin ne de bizim elimizden hiçbir şey gelmiyor. Ne yapacağız? Allah kahretsin ya. Kim? Kimler? Ne istediler ondan ya? Şöyle olabilir mi? Böbrek, kalp ya da kornea. Git lan. Lan sen de burada olduğuna göre bu kesin organ mafyası. Kapayın çenenizi be. Ulan inşallah bu da senin ve pis amcaoğlunun işlerinden değildir. Vallahi çenenizi yakarım ha. Vallahi Türk gibisiniz Kezban yenge. Hiçbir şeyiniz yok. Nasıl hiçbir şeyim yok doktor? Ben bittim. İflah olmam artık. Yine birazdan etkisini gösterir, sakinleşirsiniz. İsterseniz size de bir sakinleştirici verebilirim Ayruş Hanım. Vallahi iyi olur. Hacer Edebi'nin kendin dediğin zamanda. Kim yapmış olabilir sizce? Vallahi bir fikrim yok. Ya bizim kimseyle düşmanlığımız yok ki. Alacak verecek hesabımız da yok. Aşk için desek Kurhan değil. Avni de demin yoldan geçti gördü. Onları olmadığına göre yabancı biri herhalde. Olayın tek görgü tanığı da yeterli bilgi veremiyor. Yardım yüzünü göremedim ki. Arkadan ablama sarıldı. Ağzına bir bez kapattı. Bir dakika, bir dakika. Ağzına bez mi kapattı? Al teyze hoş. Sağ evet hocam. Bağırmasın diye herhalde. Bayıltmak için de olabilir. Evet, çünkü ablam kendinden geçmiş gibiydi. Eter falan koklatmıştır namussuz. Kesinlikle. Saatler geçtikçe benim ümidim tükeniyor. Bulamayacağız onu. Ölürüm ben o zaman Ayruş. Ölürüm. Zülbiye'yi bulunca deyin ki ona. Anan son nefesini verirken senin adını söyledi. Son sözü Zülbiye oldu deyin. Olur mu? Anne ölmeyeceksin. Olmaz efendim. Yapma. İyi düşün ki iyilik olsun. Zülbiye iyi. Tamam, belki zor durumda ama iyi. Benim içim öyle doğuyor. Zülbiye, Zülbiye, dolma sever misin? He? Nefret ederim. Sus nankör. Nimet öyle söylenir mi? Sevmiyorsan sevmiyorum de. Hadi kızım bir lokma ye. Hadi ha. Al. Yemeyeceğim. Kızım yemezsen kuvvetten düşer, zayıflarsın. Avni de seni almaz. Ne yapsın kemik torbası gibi kızı? Çocuğun da olmaz. Ama hatırım kalır. Ona varacağımı kim söyledi sana? Hadi hadi. Konuşma da aç ağzını. Hanımefendiyi bebek besler gibi yedireceğiz. Ya istemiyorum dedim. Çek şunu. Keyfin bilir. Bu yaptıklarınız yanınıza kalmayacak. Ha, güleyim bari. Asıl sen çekeceksin cezanı. Oğlumu parmağında öyle oynatmak neymiş göreceksin. Ben Avni ile evlenmeyeceğim. İşte o kadar. O zaman ömrünün kalanını bu sandalyeyle birlikte geçireceksin.
Bir haber yok ha? Sizi korkutmak istemem ama sanırım bu organ mafyasının işi. Ya ne diyorsun oğlum sen ya? Allah yarabbim. Alo? Hayriye teyze? Hayriye teyze orada mısınız? Alo Hacer? Sen misin? Hayriye teyze bayıldı mı? Hay Allah. Ya oğlum ne biçim adamsın ha? Milletin derdi kendine yetiyor. Niye korkutuyorsun ha? Ya sonucu hazırlamak için amca ya. Ya ne diyorsun oğlum sen ya? Acarım. Bütün filmlerde böyle oluyor. Nasıl bulamazlar ya? Yarı yarılık da içine girmedi ya bu kız. Amca, yengem geliyor. Burhan. Hamide ne işin var burada? Burhan'ımı almaya geldim Bekir'im. Beni almaya mı geldin? Niye? Gece vakti sokaklarda dolaşma. Seni de kaçırırlar sonra. Ya ana, git işine ya. Git lan şuradan deli. Git lan. Ay bir işim yok oğlum. Bulaşık, çamaşır, ütü hepsini yaptım. Hamide, adamın asabını bozma. Eve git, yürü. Ay sen de gel Bekir'im. Yalnız yürümeye korkuyorum. Ya beni de kaçırırlarsa. Allah yarabbim, nerede o günler? Hadi anacığım hadi. Sen eve git dizilerini izle. Hadi anası hadi. Bak benden günah gitti. Yarın sabah gazetelerin 3. sayfasında köyün en güzel orta yaşlı kadını kaçırıldı diye bir haber görürseniz hiç şaşmayın tamam mı? Yürü kadın yürü. Bir gelişme olursa bana da haber verin olur mu? Hadi eyvallah. Afne! Nereye ya? Afne! Gel şöyle ne gel. Oluyor? Ne oluyor? Vay ne haber ya? Ne oluyor ya? Ya seni görmüşken şöyle beraber bir muhabbet edelim dedim ya. Ne cimrisin Avni? Kahveye geldiğimi gördün. Bir çay ısmarlamamak için numara yapıyorsun değil mi? Oğlum sen feshetsen ben ne yapayım lan? Allah Allah. Hem ayrola niye geldin sen? Bunları arabada unutmuşsun. Ha, sağ olasın ya. Zahmet oldu sana da. Gelmişken şu tahsilatı da yapalım. Tahsilat mı? Ne tahsilatı ya? Arabayı sana verdiğimde depo fulldü. Nereye gidip geldiysen arabada gram benzin yok. Eşek değilsin ya verirsin parasını artık. Ya olsa benzinlik senin ama yok işte anla halimizden ya. Bırak numarayı bırak. Uç lan parayı. Allah Allah. Afne! Afne! Benim uykum geldi hadi gidelim. Ercem yanıma para almayı unutmuşum bir 50 kağıt versene. Ya bir mi 50 mi ya? Ulan 50 lan 50 kıracağım. Tamam. Al. Sağ ol. Al. 50 lira neye yeter Avni? Benzine zırt pır zam geliyor. Zammı ben mi yapayım lan Allah Allah? Ver lan şunu beğenmiyorsan alma. Sen bir daha istersin arabayı. Bu görüşmeden kimseye söz etmek yok tamam mı? Sen görürsün. Hangi görüşmede? Ulan Ercep Allah'tan uykum var anlamadın. Ne gerizekalısın lan sen. Afne yine. Uykum geldi hadi bak. Tatırmalıyor sabah oynarız. Ha, oynarız. Hadi bakayım. Zehra teyze ne olur bırak beni gideyim hadi Allah aşkına. Olmaz. Bana emanetsin. Bak beni bırakırsan davacı olmam senden. Vallahi kimselere söylemem. Para veririm, ihya ederim sana. Ha? Ha? Ne olur ya. Bak anam meraktan ölmüştür. Allah takdiratını affetsin. Babam deliye dönmüştür. Kardeşlerim yatağa düşmüştür. Lütfen. Ha? Beni lafa tutma. Daha dünya kadar işim var. Pilav yapacağım. Abinin pilavı çok sever. Bak, bak ben harika iç pilavı biliyorum. Ellerimi çöz, pilavı ben yapayım ha? Ha? Aklın sıra beni kandıracaksın ha? Seni uyanık seni. Ha?
sarhoşun halini hiç beğenmiyorum enişte. Umurumda değil. Ben kızımı düşünüyorum. Bu sessizlik hayra alamet değil. Korkma teyze, ilaçlardandır. Kaç tane sakinleştirici aldı ya? Ben de aldım ama onun gibi olmadım. Senin bünyenle onunki bir mi? Ay yazık. Kim bilir aklından neler geçiyor neler. Aman da aman benim güzel kızım. Bakalım Silvia ablam burada ne yapıyormuş? Bebeğimle oynuyorum. Aferin kızıma. Sen çok mu seviyorsun bu bebeği? Evet, herkesten, her şeyden çok seviyorum. Benden de mi? Olur mu hiç? Senin sevgin bambaşka. Aa, arkadaşım gelmiş. Sürbiye, arabacılık oynayalım mı? Ya ben evcilik oynamak istiyorum. Çık dışarı, curacının beledi. Ben büyüyünce Sülbiye ile evleneceğim Kezban yenge. Heh, avucunu yalarsın sen. Dili boyundan uzun. Hadi evine. Ya anne, arkadaşımı kovma ne olur. Burhan gel oynayalım. Burhan'ı kovdun. Artık seni sevmeyeceğim. Sevmeyeceğim işte. Sevmeyeceğim. 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 Sevmeyeceğim işte. Sevmeyeceğim. Ben bir haber var mı diye merak ettim de, hem de Kezban yengeye bir bakayım dedim. Buyur doktor bey. Tararay, 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 tararay. Ne öyle lan deli? Yat borusu, yat borusu! Uyku mu geldi benim? Vallahi benimki hiç gelmedi. Cin gibiyim. Bana bak, bak bu taranay taranay kesmezsen böyle bir çarparım. Cin çarpmışa dönersin sonra ha. Ne oluyor lan deli? Sana sinirleniyor. Senin vefasızlığına. Niye lan? Hani Sülpiye'yi çok seviyordun? Kızı kaçırdılar diye göbek atıyor. Recep, ben üzüntüden oynuyorum oğlum. Ben üzüntüden oynuyorum. Üzüntümden deliliğe vurdum kendimi. Tararay, 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 tararay. Bana bak! Bana bu yaptığın hiç güzel bir şey değil. Tarsiyem de. Ama çekil lan. Hadi yatağa bir gidelim. Çekil de. Aman deli mi lan? Hadi yat. Saat kaç olursa olsun arayın, tamam mı? Tamam. Kezban yengeye iyi bak. O dirense bile bir şekilde uyumasını sağla. Peki. Daha önce soracaktım ama fırsat bulamadım. Dün sen niye öyle kaçar gibi gittin? Kız arkadaşın telefon etmişti ya, rahat rahat konuşasınız diye. Arayan kız arkadaşım değildi. Ya. Biz ayrıldık. Niye hala konuşuyorsunuz? O ayrılığı bir türlü kabul etmiyor. Bitti diyorum ama anlamıyor. Neyse canım, beni ilgilendirmez. İlgilendirmesini isterdim. İyi geceler. Mm-hmm.
Hadi kız. Akşama kadar seni mi bekleyeceğim burada? İşin var, gücün var. Hadi, neredesin? Tamam, çıkıyorum. Ona kadar sayıyorum bak. Çıkmazsan ya tamam, geliyorum. Bak, iyi. İki. Tamam, bir dakika, çıktım. Üç. Beş. Tamam, tamam, geldim. Yedi. Dokuz. Bak, yürüyorum. On. Senin süsünü mü bekleyeceğim ben? Hadi yürü, hadi, yürü. Tamam, yürü. Tamam. Öf. Otur bakayım, otur. Bir daha tuvalete mumalete gitmek yok. Çöz bağla, çöz bağla, uğraşamam ben. Dayanamayıp buraları kirletirsen daha çok uğraşırsın ama. Öyle bir şey yaparsan elimi sürmem. Sana temizletirim. Ver elini. Ver hadi. Ya, bırak. Kat. Dur bakayım. Bırak beni. Versene. Bıraksana. Bırak. Dur. Dur, debelenme. Bırak. Günaydın Hacer. Günaydın. Yorgun görünüyorsun. Sen de uyumadın değil mi? Yok, sabaha kadar bekledik vallahi. Hiçbirimizin gözüne uyku girmedi. Biz de öyle. Bir haber gelir diye biz de karakolda sabahladık. Ben çıkarken babam yine konuşuyordu ama yok. Ablam sanki yer yarıldı da içine girdi. Zavallı ablacığım benim. Bulacağız onu Hacer. Çok geç olmadan bulacağız. Buna gerçekten inanıyor musun? Sübeyi bilirim. Kuru gürültüye papuç bırakmaz. Ne yapar eder, kaçmanın yolunu bulur. Ya ona kötü bir şey yapmışlarsa? Köy yerinde ne olur ki? Hadi İstanbul'da olsa neyse değil mi? Neyse, ben gideyim artık. Bir şey olursa haberleşiriz. Tamam. Aman! Aman, düştü! Aa, saat kaç olmuş? Aman, geç olmuş, geç olmuş! Safrattan öldürecek! İyi de ben nereye geç kaldım? Sahi ya, ben Safrat'ı çıraydım! Aman, neyse canım, boş ver. Mesaimden kestim canım, boş ver. Ama, ama, bu ne? Ne varmış bunun içinde? Ama, kolaya, kolaya. Yok yok, farklı farklı. Ay, bir de kokusuna bakayım. Lan Saffet, evini bize çok mu gördün de yeni kahve aldın? Parayı nereden buldun lan çakal? Uğraşma benimle abi, yoksa seni bir daha buraya almam, haberin olsun. Parasıyla değil mi oğlum? İstediğim yere girer çıkarım, sana ne? Buyur abi. Senin amma çenen var ha. Sussana, kafamı şişirdin. Sana ne oluyor ya? Mercep de nerede kaldı acaba? Vallahi ben evden çıkarken mışıl mışıl uyuyordu. Senin yerinde olsa Mercep'in yerine başka birini alırım. Sen boştasın ya, çalışsana. Benim işe ihtiyacım yok canım. Sen burada Medine fukaraları gibi otur, ben Sülbiye'yi aramaya gidiyorum. Ne de olsa sorumluluk taşıyorum. Onu bir an önce bulmalıyım. Anne. Ne? Biliyor musun, Sülbe'yi kaçıran adamın kafasında da aynı seninki gibi bir kask varmış. He, bu kaskı yapan fabrika bir tane yaptı, bana verdi, sonra iflas etti. Manyak mısın oğlum, yoksa tipin böyle gösteriyor? Oğlum bana bak Avni. Ne diyorsun lan sen ha? Ne var oğlum? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Dur, bırak. Bırak lan. Neyse, sen de kavga istemiyorum. Şimdi ikinizi de almayayım ayağımın altına. Otur lan. Otur ya. Bırak sen de be. Ya, tamam ya. Ben bahçeden sebze toplayacağım. Sen de uslu uslu otur. Bak, sana yalvarıyorum. Hadi çöz beni. Ne istersen vereceğim.
Yeter ki serbest bırak beni, ne olur. Olmaz. Ne olur. Avni gelene kadar benim misafirimsin. Hem unutma, gelinim olacaksın. Allah yazdıysa bozsun. Sen de buldun buladın. Oğlum gibi yakışıklısını nereden bulacaksın? Kuzguna yavrusa anka kuşu gelirmiş. Dilinde papuç gibi maşallah. Şunu kez boş. Git başımdan Hayrur. İlaç milaç istemem. Aa, kızıyorum ama. Derdimiz zaten başımızdan aşkın. Bir de senle uğraşamam vallahi. İç şunu. Hadi canım iç hadi. Hayrur. Tülbiye'nin başına kötü bir şey gelmemiştir değil mi? Aman Kezboş, ağzını hayra aç biraz. Yarama tuz basıp durma. Zavallı kızım benim. Başına bir şey gelirse yaşayamam. Ölürüm. Öyle konuşma Kezboş. Beni de ağlatacaksın. Yeter be abi, kafamız şişti. Ya çek git ya da sustur şu motoru ya. Tamam ya. Sen de amma hanım evladı kesildin başımıza ha. Ulan inşallah Sübeyi amni kaçırmamıştır. Bu Dile Ercep de nerede kaldı ya? Kovacağım valla. Burhan. Ben de seni arıyordum. Ne oldu Emre? Sülbiye ile ilgili bir şeyler mi duydun yoksa? Emin değilim. Ama Sülbiye'yi Avni'nin kaçırdığından şüpheleniyorum. Oğlum nasıl olur? Sülbiye'yi kaçırsa buraya niye gelsin ki? Yoksa bir ipucu falan mı buldun? Nerede kaldı? Bak yerinde olsam Avni gelmeden beni serbest bırakır değil mi? Sen kendini çok mu akıllı sandın? Bende seni bırakacak göz var mı? Bakalım jandarmalar buraya gelince ne diyeceksin? Adam kaçırmak, oraya yataklık yapmak kanunen suçtur. Hapislerde çürüyeceksin. Bak demedi deme. Seni ben kaçırmadım ki hapislere düşeyim. Onu Avni düşünsün. Ne demişler? Minareyi çalan kılıfını uydururmuş. Avni gitmeden gelseydin onu takip edebilirdik. Günahını almış olmayayım ama Sülbiye'yi o kaçırdı mı? Oğlum var ya, bunu o yapmışsa onu bu köyde yaşatmam. Aman rakibim de buradaymış. Saatin kaç olduğunu biliyor musun sen Ercep? He biliyorum, 7:09 geç. Onu ben de biliyorum lan deli.
Niye soruyorsun o zaman Saffet? Dalga mı geçiyor? Allah'ım ya. Saffet değil oğlum. Patron. Bir daha geç kalırsan seni kovarım, haberin olsun. Kalbimi kırıyorsun ama Saffet. Tamam, geç kaldım. Geç kaldım ama bir sor bakayım, niye geç kaldım? Peki, niye geç kaldın? Aha! İşte! Bunun yüzünden! Gördün mü bunu? Bunu nereden buldun Ercip? Bizim evden. Avni'nin poşetinden. Mavi poşetinden çıktı. Sonra elime aldım, kokladım. Ondan sonra salak gibi bayılmışım. Bayılırsın tabii. Eter bu. Zülbe'yi Avni kaçırdı Burhan. Aman. Alçak. Onu hemen bulmalıyız. Oğlum nereye gittiğini bilmiyoruz ki. Hadi. Peki parfüm? Aferinize. Büyüklerinize hep böyle saygılı olun. Hadi amca oğlum. Gidin onu bulun gelin. Elimizi çabuk tutmalıyız. Onu nerede bulacağız? Nereye gittiğini bilmiyoruz ki. Ya siz kimi arıyorsunuz? Avni'yi. He, gelirken gördüydüm. Motoru arıza yapmış, tamirciye götürüyordu. Ama. Tamirci mi? He. Hadi koş. Koş. Nereye lan? Ne oluyor? Parfüm, parfüm. Bırak lan. Ama. Ellerine sağlık usta. Buyur. Paranın ayrını gör. Allah bir bereket versin. Hadi hayırlı işler usta. Eyvallah Avni. Usta. Usta. Avni geldi mi buraya? Geldi. Az önce gitti. Hay Allah, geç kaldık Burhan. Ne oldu ki? Ne tarafa gittiğini biliyor musun? Şu taraftan gitti. Altımızda araba olsaydı şimdi kesin yetişirdik. Ne oldu Burhan? Söylesenize. Usta ya, şu arabanı alabilir miyim? Bir iki saate kadar geri getiririm. Tamam, alabilirsin. Kötü bir şey oldu galiba. Söylesenize. Ya sana sonra söylerim. Arabanın anahtarı nerede? Üzerinde. Tamam, sağ ol. Hadi yürü. Hadi eyvallah. Alo, buyurun. Emre sen misin? Ben de hayırlı bir haber geldi sanmıştım. Ne? Ne olmuş? Ne oldu Hacer? Beni duydun Hacer. Zülbiye'yi Avni kaçırmış. Ama nasıl olur ya? Ablan nerede şimdi? Ne oldu Hacer? Ne oldu Hacer? Zülbiye'yi mi bulmuşlar? Tamam, onu kaçırmış, evet. Bilemiyorum Hacer. Şu anda Burhan'la arabayla onu takip ediyoruz. En kısa zamanda ablanı bulmayı umuyoruz. Ay, ne olur çabuk olun. Alo? Alo, sesin gel. Alo? Yolda çekmiyor Hacer. Evden ayrılmayın. Bir gelişme olursa ben yine sizi arayacağım. Kapatıyorum şimdi. Yaşasın! 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 Ablamı bulmuşlar. Bulmuşlar mı? Neredeymiş? Bilmem. Bilmem. Kızım, doktor ne dedi sana? Neredeymiş Zülbiş? Ablam var ya, Avni kaçırmış. Ne? Avni mi? Ama şimdi Burhan'la Emre ablamı bulmaya gidiyorlar. Allah'ım, sana şükürler olsun. Kızımı sağ salim bana kavuştur Allah'ım. Ah, çok şükür. Çok şükür kızım. Bu yol nereye gidiyor Burhan? Bilmiyorum.
İnşallah başka yola sapmadan onu buluruz. Amni'yi bir elime geçirsem yapacağımı bilirim. Sakin ol Burhan. İşte orada. Şimdi yavaşla Burhan. Onu takip ettiğimizi anlamasın. Sübeyi nereye kaçırmış olabilir ki? Köyün dışında bir yerlerde saklıyordur. Aman dikkat Burhan, bizi fark etmesin. Merak etme. Telefon çal artık ya. Hadi hadi. Dünya gözüyle kızım Sülbiye'mi bir görsem gözlerim açık gitmez. Onu evden kovarken Sülbiyen değildi. Boşuna dememişler kör ölür badem gözlü olur diye. Onu kaçırmadan önce kıymetini bilseydin ya. Ya bırakın birbirinize dalaşmayı. Nerede kaldı bunlar? Hacer. Doktor Avni'nin nereye gittiğini söyledi mi? Sülbiye'yi nereye saklamış? Bilmiyorum baba. Onu takip ettiklerini söyledi sadece. Hmm. Allah Burhan'dan da Emre'den de razı olsun. Onlar olmasaydı biz ne yapardık? Ha, bir de bak Burhan'ı beğenmez. Sülbiye'yi hele bir getirsinler. Onu elimle Burhan'a vereceğim. Salim! Ay 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 ay. Kusura bakma Kezban'ım. Dilim sürçtü de ondan. Ay beyin işte. Sen hep sürçüyorsun. Bir gün lafının arkasında dursan kıyamet mi kopar ha? Hadi be sen de çal Allah aşkına hadi. Çal. Nereye gidiyor? Fare deliğine bile girse elimden kurtulamaz. Önce Sülbiye'yi bulalım da sonra sallak kerim. Ah ulan lan ya. Ben bunu burnundan fitil fitil getirmez miyim? Sakin ol Burhan. Unutma, öfkeyle kalkan zararlı oturur. Tamam mı?
Ana! 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 Ya ana! Kız ana! Ya ana! Demek Sülbe'yi buraya saklamış. Burhan, gidip jandarmaya mı haber versek? Bu benim meselem Emre. Bırak şimdi jandarmayı. Bir delilik yapmayı düşünmüyorsun değil mi? Önce Sübe'yi sağ salim kurtaralım. Sonrasını düşünürüz. Ana! 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 Ne oldu sana? Ana! At gözünü ya! Ana! Ulan! Ana! Sülbiye nerede lan? Sizin ne işiniz var burada? Sülbiye nerede? Sülbiye nerede? Sana Sülbiye nerede dedim. Bırak lan yakamı. Bırak ne Sülbiyesi ya? Burak. Ben buraya anamı ziyarete geldim. Görmüyorsunuz mu hasta? Ah! Ah başım! Bırakın be! Aa, anacığım neyin var senin? Oy. O mendebur kız başıma vurup kaçtı abi. Ne? 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 Kaçtı mı? Olması lazım. Evet. Evet hazır. Işık burada. Bunun hangisi daha iyi yani? Bakın işte. Dur. Allah adam adam. Dur. 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 Bak adam. Yani ne bu böyle? Eşkıyalarda Allah Allah. Yandık. 80-60.